Deutsche Welle Bonn stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. MHP lideri Bahçeli 100 maddelik anayasa çıkışıyla Türk tipi başkanlık sistemini kurumsallaştırmak istiyor. Siyaset bilimciler Bahçeli'nin bu adımla MHP'nin geleceğini garanti altına almak istediği görüşünde. Almanya'da Ansar International adlı örgütün faaliyetleri yasaklandı. Kendini uluslararası yardım kuruluşu olarak tanıtıyor. Bu yapılanma ve terör örgütlerine yardım ettiği öne sürülüyor. Ansar International'ın Türkiye ayağının DV Haber'e konuşan kurucusu bu gelişmeleri Müslümanlara karşı bir komplo olarak nitelendirdi. Kanser hastası mahpus Abdülvahit Tunçay'ın tedavisi yapılmadığı için yaşamını yitirmesi, cezaevlerinde sağlık hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi. Yakınları Tunçay'ın 30 kez dilekçe vermesine rağmen doktora götürülmediğini söylüyor. İkizdere'deki köylülerin direnişinin bir benzeri 3 yıl önce de Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanmıştı. O dönem köylüler taş ocağına engel olamamıştı. Bölge halkının DV Haber üzerinden İkizderelilere bir mesajı var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 3 yılı geride bıraktığı bir dönemde sivil ve yeni bir anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a MHP lideri Bahçeli'den 100 maddelik anayasa taslağıyla destek geldi. Ancak Bahçeli bu taslakla Türk tipi başkanlık sistemini kurumsallaştırmak isterken Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinde de sınırlama öngörüyor. Peki Bahçeli bunu niye yapıyor? AKP-MHP ortaklığı Cumhur İttifakı'nın geleceği artık bütünüyle MHP'nin mi elinde? Uzmanlara sorduk. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önünü açan MHP lideri Devlet Bahçeli şimdi yeni bir hamle yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği sivil anayasa için partisinin 100 maddelik anayasa taslağını açıkladı. Muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem için birleştiği, Cumhur İttifakı'nın 3 yılı geride bırakan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ısrar ettiği bir dönemde Bahçeli'nin sistemde bir çeşit revizyon önermesi dikkatleri yine AKP-MHP ortaklığına çevirdi. MHP'nin mevcut başkanlık sistemi uygulamasından belli rahatsızlıklar olduğu anlaşılıyor. O yüzden de sistemi revize ediyor. Taslakta MHP'nin koalisyondaki geleceğinin de rol oynadığı belirtiliyor. MHP lideri bu yeni sistem içinde kendi partisinin statüsünü güçlendirmek istiyor. Ve bunun için de Türk tipi başkanlık sistemi adı verdiği bu sistemi mümkün olduğunca kurumsallaştırarak ve tekrardan meclisi ön plana çıkararak MHP'nin geleceğini garanti altına almak istiyor. MHP'nin önerisinde meclisin yetkilerinin artırılması, Merkez Bankası gibi kurumlara anayasal statü kazandırılması gibi net tavırlar da ortaya konuyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mevcut durumun tersine iki başkan yardımcısı olması gerektiği belirtiliyor. Büyük ihtimalle o başkanlar, başkan yardımcılarından bir tanesi MHP tarafından belirlenecek. Yargıç seçiminden soruşturmaya, milletvekili dokunulmazlıklarını düşürmesine kadar birçok konuda meclisin yetkilerini arttırmak istiyor. İşte Sayıştay'dan YSK'ya kadar şu ana uzun süredir Erdoğan'ın kontrol ettiği kurumların anayasadaki statüsünü biraz daha güçlendirmek istiyor. Öyle anlaşılıyor ki bu 1-2 yıl içerisinde 3-4 Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin ve bunun büyük bir ekonomik faturasının olması MHP'yi rahatsız etmiş. Benim gördüğüm aksayan yönleri ya da bu aradan geçen 3 yıllık deneyim içerisinde sakıncalı gördükleri yönleri tahsiye etmeye çalışıyorlar. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı anayasa taslağında devletin üniter yapısının korunmasına vurgu yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından son derece sıkıntılı bir dönem geliyor. Çünkü partisinin ve kendisinin oyu ve popülerliği azalmış durumda. MHP'nin desteği olmadan artık Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması çok çok zor gözüküyor. Ve bu da onun Devlet Bahçeli'ye olan muhtaçlığını çok arttırıyor. Muhalefet, Bahçeli'nin anayasa hamlesini gündem değiştirme, AKP ise yapılacak ortak çalışmanın ilk ürünü olarak görüyor. Şimdi Ankara'da AKP-MHP ortaklığının anayasa değişikliği üzerinden bir kriz yaşayıp yaşamayacağı konuşuluyor. Almanya'da Ansar International adlı örgütün faaliyetleri yasaklandı. Kendini uluslararası yardım kuruluşu olarak tanıtan ve 53 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen Ansar International'ın terör örgütlerine yardım ettiği öne sürülüyor.
Yapılanmanın Türkiye'de de çeşitli faaliyetleri bulunuyor. Yapılanmanın Türkiye ayağının DW Haber'e konuşan kurucusu, Almanya'daki gelişmeleri Müslümanlara karşı bir komplo olarak nitelendiriyor. Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Ansar International isimli Selefi örgütün ve bu örgüte bağlı tüm yan örgütlerin faaliyetlerini yasakladı. Karara gerekçe olarak toplanan yardım paralarının Suriye'deki El Nusra cephesi, Filistinli Hamas ve Somali'de radikal İslamcı Eş-Şebab gibi Almanya tarafından terör örgütü kabul edilen yapılanmalara aktarılması gösteriliyor. Ayrıca Ansar International'ın topladığı bağışları sadece insani amaçlar için kullandığını belirterek bağış yapanları aldattığı da dile getiriliyor. Almanya'da 2012 yılında Düsseldorf kentinde kurulan Ansar International, kendini Allah için projeler düzenleyen bir yardım kuruluşu olarak tanımlayan bir yapılanma ve Türkiye'de de çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Bursa'da bir Kur'an ve Hadis Akademisi bulunan yapılanma, 2016 yılında Almanya'da topladığı bağışlarla İHH İnsani Yardım Derneği'nin Kayseri Şubesi üzerinden Halep'e ambulans ve tıbbi yardım göndermişti. Türkiye ayağı olan Ayda Acil İnsani Yardım Derneği'nin kurucusu Süleyman Zamrut'a göre Almanya'da yöneltilen suçlamaların hepsi asılsız. Senelerden beri ırkçılığa karşı biz de mücadele ediyoruz. Anti-İslam ırkçılığına karşı. Yani ben de şeyleri, videoları, haberleri izledim de hiçbir suçlama, hepsi asılsız. Dernek bir devlet kadar yardım ederse göze batar. Müslümanlara karşı bir komplodur bu yani. Ramazan'ın ortasındayız. Yüz binlerce, milyonlarca insana yardım gönderiyorduk. Şu an hesapları dondurdular yani. Nasıl göndereceğiz? Almanya'da terör örgütlerine yardım ettiği gerekçesiyle yasaklanan Ansar International'ın Türkiye ayağı, mültecilere yönelik çalışmalarıyla da biliniyor. Akademisyen doçent doktor Polat Alpman, benzeri derneklerin içerdiği olası riske dair DW Haber'e konuştu. Ayda Ansar gibi başka derneklerin de olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum değil, bundan eminim. Mutlaka vardır. Tabii burada kastım şu değil. Bunlar mutlaka terörle iltisaklıdır, terörle bir ilişkileri vardır anlamında söylemiyorum. Ama belirli bir ideolojik yatkınlık olarak, dünyaya bakış açısı olarak, devletle ve toplumla ilişki kurma stili olarak oldukça birbirlerine yakın yapılar olduğundan eminim. Doçent Doktor Alpman, bu yapılanmaların belirli bir aşamadan sonra Türkiye içinde güvenlik sorununa dönüşebileceği tehlikesine dikkat çekiyor. Kanser hastası mahpus Abdülvahit Tuncay'ın tedavisi yapılmadığı için yaşamını yitirmesi, cezaevlerinde sağlık hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiaları yeniden gündeme getirdi. Yakınları Tuncay'ın 30 kez dilekçe vermesine rağmen doktora götürülmediğini söylüyor. Cezaevlerinde yüzlerce hasta mahpus var. Hak savunucuları korona dönemindeki aksaklıklara da dikkat çekerek hasta mahpusların infazlarının ertelenmesini bir kez daha talep ediyor. Eşim ölmeden önce benden sonrakiler böyle aynı duruma düşmesinler dedi. İçeride hasta olan insanlar var. İlgilenilmiyor. KHK'lı polis memuru Abdülvahit Tuncay, cezaevlerindeki yüzlerce hasta mahpustan sadece biriydi. Dördüncü evre pankreas kanseri olan Tuncay, 1 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. Cezaevinde pankreas kanseri olduğu anlaşılmıştı ve ancak tedavi edilemedi. 25-30 dilekçe verdi cezaevi idaresine. Avukatıyla, eşiyle haber gönderdi ama maalesef tedavisi yapılamadı ve yaşamını yitirdi. Ailesi Tunçay'ın 4-5 ay sandalyenin üzerinde sabahlara kadar oturduğunu anlattığını aktarıyor. Savcıdan izin alarak eşimin hastanenin tutuklu bölümüne girdim. Eşime bakmak için. İçeriye girdiğimde eşim elleri ve ayaklarıyla birlikte ayakta duramadığı için emekleyerek yürüyordu. Ayaklarından sular akıyordu benim eşimin. Ödem toplamış ve yaralar vardı. Her yer mikrop ve pislik içerisindeydi. Yudum su ise hemen kusuyordu. Yemek yemek için bile bir sehpa dahi vermemişlerdi. İnsan Hakları Derneği'ne göre cezaevlerinde 590'ı ağır olmak üzere 1564 hasta tutuklu bulunuyor. Cezaevinde Abdülvahit Tuncay gibi çok sayıda kanser hastası var. 2016 ile 2020 yılları arasında 41 tutuklu ve hükümlü cezaevinde kanserden sadece yaşamını yitirdiler. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının cezaevlerindeki hasta mahpusların sağlık hakkının ihlal edildiğine dair iddiaları artıyor.
İHD'ye göre hasta mahpuslar tıbbi tedaviye erişim hakkının ihlaliyle birlikte yaşam hakkının ihlaliyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle cezaevlerinde hasta mahpusların aylarca hatta yıllarca tam teşekkülü hastaneye götürülüp tedavi edilmemeleri, hastaneye götürdüklerinde kelepçeli bir şekilde tedavi edilmiş olmaları, yine sadece ağrı kesicilerle bu süreci geçiştirmeye çalışan idarenin tavır ve davranışları nedeniyle aslında iyileşebilecek olan hasta mahpuslar cezaevi şartları ve koşulları idarenin tavırları nedeniyle bizzat tabiri caizse devlet eliyle bu hasarları daha da yoğun bir şekilde ağırlaşmakta ve maalesef ölümlerine neden olmaktadır. Tanrı kuluna göre de COVID nedeniyle hasta mahpusların durumu daha da ağırlaşıyor. Cezaların ertelenmesi lazım, infazların ertelenmesi lazım ve sağlık haklarına kavuşması lazım. Ama maalesef Adalet Bakanlığı bütün bu uyarılarımıza rağmen bunlara cevap vermiyor. 15 Nisan 2020'de yürürlüğe giren ceza infaz düzenlemesiyle Türkiye genelinde 90 bine yakın tutuklu ve hükümlü tahliye edilmişti. Salgında en riskli grupların başında gelen hasta mahpuslar içinse bir düzenleme yapılmadı. İkizdere'de köylülerin direnişi bugün ikinci haftasına girdi. İkizdere'deki mücadelenin bir benzeri 3 yıl önce de Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanmıştı. O dönem köylüler taş ocağına engel olamamıştı. Ailenin inşaatı süren Artvin Rize Havalimanı dolgusu için Haçapit köyünde açılan taş ocağının bulunduğu alan bugün dev bir çukura dönmüş durumda. Yeşilden eser yok. Taş ocağı halen çalışıyor. Haçapit'teki projenin de sahibi İkizdere'de olduğu gibi Cengiz İnşaat. DV Haber'in konuştuğu Haçapitlilerin İkizderelilere bir mesajı var. Haçapit köyündeki taş ocağı projesi 2018'de hazırlandı. Üç köyü kapsayacak projenin iptali için köylüler mücadeleye başladı. Ellerindeki pankartlarla iş makinelerinin önüne çıktı. Ancak direniş kısa sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönem projeye karşı çıkanları eleştirince Haçapitlilerin mücadelesi kamuoyunun gündemine gelemeden son buldu. Rize taş ocağı saldırılarına yeni değil. 2018 yılında Pazar ilçesinde deniz doldurularak yapılacak olan havaalanı nedeniyle Haçapit köyü, Tordevat köyü ve Koksevat köyü yeni isimleri Hisarlı, Sivrikale ve Subaş köyünün vadiye bakan yamaçlarında bir taş ocağı açılacağını biliyorduk. Bunun için biz direndik. Karaca 3 yıl önce kendi direnişlerinin yeterince gündeme gelmediğini vurguluyor. Ancak ona göre İkizdere'de durum farklı. İkizdere için bir duyarlılık oluşmuş durumda. Bizim için böyle bir duyarlılık oluşmamıştı. Biz bunu başaramamıştık. İkizdere için ülke en azından duygusal anlamda ayaktadır. İkizdere bu yüzden kazanacak. İkizdere bu yüzden kazanmalı. İkizdere bu yüzden Beşik'teki yavrularımız için ve toprağın altında yatan dedelerimiz için, anılarımız için ve geleceğimiz için kazanmalı ve kazanacak. Buna inanıyoruz. O dönem mücadele verenlerden siyasetçi Alper Taş da Haçapit köyünden. Arkadaşlar hep beraber sürece müdahale ettik. Çeşitli protestolar gerçekleştirdik, davalar açtık. Acele kamulaştırma kararı almışlardı. Biz köyün ön tarafını, üç köyü birleştiren ön cepheyi kazandık. Yani protestolarla hem de hukuki mücadeleler sonucu ön tarafı kurtardık. Yani ön tarafı kurtaramazsak zaten üç köy diye bir köy kalmıyordu. Haritadan siliniyordu. Haçapit'teki taş ocağı halen çalışmaya devam ediyor. Bir ay sonra biteceği söyleniyor ama çeşitli söylentiler de var. O taş ocağının İşte şehir hastaneleri, Gündoğdu'da yapılacak şehir hastanesi içinde kullanılacağına dair rivayetler var ama ne derece doğru? Ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuçta oradan 88,5 milyon ton taşı aldılar, denizi doldurdular. Şu an havaalanı o manada, altyapı manasında deniz doldurularak şimdi üst tarafı havaalanının diğer bölümleri tamamlanmaya çalışılıyor. İşte biz mücadele ettik, ön tarafları kazandık, arka tarafı engelleyemedik. Alper Taş mücadeleyi bırakmamak gerektiğini savunuyor. Ne kadar savunabilirsek o kadar savunmak gerekiyor. Yani şöyle bir halet-i rüye düşmemek gerekiyor. Bak işte uğraştık, didindik.
Fakat girdiler, şimdi başladılar maden için inşaata başladılar. O yüzden artık bu işten vazgeçelim dememek lazım. Çünkü bir yerle yetinmeyecekler. Eğer mücadeleyi boş bırakırsak oralar olduğu gibi taş ocağı sağ haline gelecek. O yüzden ne kadar engelleyebilirsek, ne kadar daha az zarar atlatabilirsek, engelleyemezsek bile nereye kadar durdurabilirsek o düzeyde mücadele etmenin faydası var. İkizdere'de iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Bugün de jandarma ile köylüler arasında ormanlık arazide gerginlikler yaşandı. Jandarma köylülerin iş makinelerinin yanına ulaşmasını ormanın içine kurduğu barikatlarla engelliyor. Öylece bültenimizin sonuna geldik. DV Haber yarın yine 17.25'te karşınızda olacak. Sağlıklı kalın.